Yepyeni bir vlogtan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir şeyler konuşacağım. Her vlog aynı şekilde girmeye başladım sanırım. ama yapacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi yine arka plan değişti. Kış geldi. kış moduna geçmeye başladık tekrardan. Bildiğiniz üzere kış gelince çekim ortamım değişiyor. Yani odamdan geliyorum çünkü hala şu an yanımda soba var. Yani bu yüzden de her seferinde her sene değişiyor bu çekim ortamı. Şu an bilgisayarım şu tarafımda. Mikrofon zaten bu tarafımdan geliyor. Mikrofonla ilgili de son işte bu 2 ayda falan bir değişiklik şey yapıyorum. Yani yeni yılda yeni bir şekli olacak artık. Hani en azından şu gördüğünüz siyah şey, şu benim kulaklığım şu an. Oraya asmak güzel oluyor çünkü. Değiştirmeyi planlıyorum. Hani o kadar diyeyim. O kadar. Değiştirmeyi planlıyorum. Dediğim gibi şu an arka planımı değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bildiğiniz üzere diğer tarafta çekemem. Hani mikrofon yok zaten bir kere direkt. En baştaki sorun mikrofon. Hadi mikrofonu geçtim. Soğuk. Yani soğuk. Normal. Şimdi buranın sıcaklığıyla tabii şu an soba yanmıyor ne kadar olsa da ama en azından içerisi biraz kırık. Tabii gördüğünüz gibi ipince bir şey giydim. O da ayrı bir şey ama olsun. Arka planım aslında çok da kötü olmadı yani, böyle koltuklar falan var. Çok da bir şey yok ama olsun. Hem böyle şu an kameranın direkt arkasında cam var. Bu da bana doğal bir tamamen suratıma vuran bir ışık kaynağı olmuş oluyor. Dediğim gibi değiştirmiş oldum. Böylece yeni ortam, yeni çekim yeri, her ne demek istiyorsanız orası. Şu an tek sorunum bilgisayarımın hemen arkasında, yani şu tarafta bilgisayar var, şu tarafta da soba var. Bu yüzden arkamda çok tuhaf ve çirkin durabilecek bir görüntü oluşuyor. Hani direkt bilgisayardan böyle bir video çekersem, hani çünkü bir kere ışık yetersiz oluyor. Çünkü şu tarafın hani bu böyle bir büyük bir yer, hani iki oda gibi düşünün. Bir şu an sizin olduğunuz oda, ben şu an tam aradayım misal, hani tam birden tam aradayım. Şurada tutunabileceğim yerlerim falan var hatta. Tam iki odanın arasında kendimi aldım. Bu oda başka, bu oda başka oda. Şu oda başka oda. Geçen sene ben şu köşedeydim. Bakın şu köşe var ya, o köşedeydim. Bir ara şu köşeye geçmiştim. Orada aynen bir ara şu köşedeydim, bir ara şu köşedeydim. Mikrofonumun ilk geldiği zamanlar, yani şunun ilk geldiği zamanlar şu köşedeydim. Çünkü vloga bakarsanız anlarsınız. Daha sonra ne incelemesi, FIFA mı PES mi ne incelemiştim. Hatta o gün tetanoz aşısı olmuştuk. Eve gelip okula gitmeyip o videoyu çekmiştim. Çok tuhaftı. O zaman da bu taraftaydım. Çünkü yanımda duvar vardı. Ben de duvarı böyle duvara doğru yaslanmayı falan çok severim. Çünkü çok güzel oluyor. Hani arka planımın dümdüz bir renk olması ve direkt izleyicinin sadece bana odaklanması gayet güzel bir şey. Ki şu an öyle bir şey yani olmaz. Öyle bir şey olmaz şu an. Ama olsun. Bu videoya çok fazla montaj yapmayacağım. Hatta belki de hiç yapmam. Sadece sesleri eşleştiririm falan. Çünkü hiç böyle içimde bir montaj yapasım yok yani. Şu son birkaç günde birkaç şey yaşadım. Kimsenin bilmediği, sadece sanırım 3 kişinin falan bildiği. Tabi anlatmadılarsa başkalarına. Ne bileyim, böyle kendimi toparlamaya çalışıyorum. Her neyse,
Tabii artık siz de bilmeyeceksiniz yine de. Ne kadar mantıklı cümleler kuruyorum. Karnım acıktı. Şimdi size özel bir video çekeceğim. Bu kayıttan sonra çekmeyi düşünüyorum. O yüzden karnımın acıkmasını bekledim, evet. Uykuyla alakası yok. Neden uykum geldi bilmiyorum. Artık çok geç yatamamaya başladım. Neden olduğunu da neden olduğunu da bilmiyorum. Geç yatamıyorum resmen. Uykum geliyor çok çabuk. Bu yüzden geç yatmamaya başladım gibi bir şey. Yani gene 12'ye kadar 1'e kadar oturduğum zamanlar da oluyor tabi de. Genel 11, buçuk, 12 falan. Ya uykum gelmiş be, valla. Çok kötü. Ama şu aklıma geldi. Şu anki gözüken kısımlar gayet güzel duruyormuş gibime geldi. Gözlerim şu an daha güzel görüyor nedense kamera. Hiçbir fikrim yok neden olduğunu ama. Şu an daha güzel görüyorum. Bilgisayarda ne kadar o kadar telefondan izlerseniz daha güzel gözükür. Vallahi bu denendi, onaylandı, cidden daha güzel gözüküyor. Şöyle bir şey var. Bilgisayarınızın ekranı çok büyük olduğundan, hani ve benim kameramda çok iyi çekmediğinden dolayı telefondan izlerseniz kesinlikle daha iyi sonuç alırsınız. Yani şu an başlayacağım bir şey yok zaten sanırım. Şu pop filter gibi yaptığım şey işe yarıyormuş, onu biliyorum. Hani cidden işe yaradığını bildiğim için kullanıyorum. Şimdi tek sorunum bunu eski tarafına nasıl döndüreceğim. Çünkü bu benim için çok büyük bir problem. Pop filter olarak kullandım. Bu arkadaş durmuyor. Bildiğiniz durmuyor. Hani ben böyle iyice bir şey yaptım onu. Ondan sonra durdu. Nasıl durduğunu hiç bilmiyorum. Diye ki yaklaşık 2 ay sonra falan onun da şeyini gidereceğim. Hani bir tane puff filter buldum. Böyle rodun üstündeki puff filter gibi falan duruyor ama benim mikrofonuma uymayacağı için, çünkü biliyorsunuz benim mikrofonum hani bir saniye. Evet, gördüğünüz gibi aslında mikrofonum böyle. Şöyle hatta döndüreyim. Aslında mikrofonum böyle. Sadece üstündeki şu düşüyordu. Şu arkadaş yüzünden. Şu. Hep bunu yapmak istemişimdir. Neyse işte bunun yüzünden biraz daha büyük gözüküyor mikrofon. Ancak aslında mikrofon çok küçük. Cidden bayağı böyle elim kadar falan. Hani gördüğünüz gibi. Bakın. Hatta elim daha büyük. Siz hesabını. Kafam kadar. Her neyse. Dediğim gibi mikrofonum da böyle küçük bir şey olduğundan dolayı onu da alamayacağım. İleride mikrofonu değiştirirsem. Ki değiştirirsem zaten ne tür bir mikrofon almak istediğimi çok iyi biliyorum. Gene bunun gibi küçük olmayacak. Hani bunun gibi ama bunun biraz daha büyüğü olacak. Hani bunun gibi dediğim de tabii bunun şimdi birazcık daha büyük modelini almayacağım. Varsa tabii. Neyse. Alacağım. Şöyle bir takayım da. Almak istediğim bir mikrofon var ancak o da çok pahalı. Ve bu kadar abonede, bu kadar aktifte falan hiç gerek yok. Hani şu an gayet iyi bir sesi var zaten şu mikrofonun. Bu yüzden yeni mikrofon almayacağım. Düşünmüyorum. Bayağı bir uzun süre almam. Hani en az bir 3-4 sene daha belki de bu mikrofona bir şey olmazsa bu mikrofona takılırım. Çünkü bence şu anlık şu kalitedeyken, şu kadar hani kanalımın şu durumundayken yeni mikrofon almak çok saçma. Ki bence bu mikrofon bayağı hani beni götürebilecek bir mikrofon. Çünkü sesi hiç de kötü değil.
gayet güzel, beğendiğim ses kalitesi var. Üstüne birkaç işte programla düzeltme yaptığınızda arka planında sesi de kalmıyor. Başka da bir şey yok galiba zaten. Bir mikrofonun başka ne olabilir? Ses mi verecek hem sesi diyeyim. Ve mikrofonu telefonumda çalıştırmayı da başardım. Evet, çok tuhaf bir durum. Evet. Her neyse, siz bu, ben bunu 29 Ekim günü çekiyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun bu arada. Ancak ne zaman atarım bilmiyorum, o yüzden en başta söylemedim bunu. Çünkü dediğim gibi kendimi onarmaya çalışıyorum, düzeltmeye çalışıyorum biraz. Bu yüzden kafama ne zaman eserse artık o zaman montajlarım. Atma işi kolay, atma işi sorun değil de montajlama işi biraz şey. Bakalım, yakında istediğim birkaç bir şey var. Onlar şey yapılacak, yapılacak. 18 Kasım geliyor doğum günüm. Orası da bayağı bir güzel olacak inşallah. Ki şöyle bir şey var, 18 Kasım'dan tam bir hafta önce, ben sanırım bir hafta önce oluyor, 13'ü pazara geliyormuş. Çünkü 13'ünde, yani bir hafta mı oluyor? Sanırım öyle bir şey, neyse. Onun için de şeye gideceğiz, kitap buharına gideceğiz İstanbul'da. Eğer yani söyleyecek bir şeyim yok, İstanbul'da olan varsa oraya da gelsin, güzel olur. Çünkü birkaç arkadaş diyordu ne kadar ciddilerdi onu da bilmiyorum ama birkaç arkadaş söylüyordu sizlerden. Yani ben de böyle bir söylemiş olayım şu an. Aynen, 13 Kasım'da, yani pazar günü ne denk geliyor söylemiş olayım tekrardan. Vlog çekeceğim orada. Çekeceğim yani, hiç. Ya aslında bizim okuldaki büyükler hiç umurumda değiller. Cidden çok çok umursanacak tipler değiller. Hani ne bileyim, çok gereksiz bir şey bu korkmak. Neden korkayım ki? Hani gidip sonuçta sataşmıyorum. O bana sataşırsa o haksız duruma düşecek zaten. Hani beni dövse bile çok bir problemim olmaz. Hani oram burama bir şey olur. Gider ben şikayet ederim. Gene kazanan ben olurum. O yüzden çok şeyimde değil diyeyim. Şu an en düzgün hali bu benim için. Yani böyle. O yüzden büyüklerden de korkmadım. Korkmadan dalga geçmeleri zaten hiç umurumda değil, biliyorsunuz benim böyle bir şeyim var yani. Video çekerken hiç kimse umurumda olmuyor. Neden umurumda değil? Ondan da bastık. Öyle bitireyim bari videoyu. Neden umurumda değil? Çünkü umursanacak hiç kimse yok. Hani umursayabileceğim insanlar çok sayılı. Hani isim vererek konuşabilirim yani. O kadar, hani sadece o kadar yakın olabildiğim insanları umursuyorum. Hani hatta söylüyorum, anam babam, hani bunlar derse, hani beni gösterme videoda, tamam derim, göstermem. Sonra başka kim var lan? Bir dakika, Furkan Can zaten. Hani istemese göstermem. Çünkü o yakınız sonuçta. Evet. Kış sezonu geldi ve benim bu atletimin buradan gözükme şeyi her zamanki gibi çıkıyor. Her zamanki gibi başladı. Neyse. Furkan Can var. Furkan Can zaten kardeşim gibi. O yüzden hani fark etmez benim için onun yanında video çekip çekmemem. Ki o da zaten çok bir problem çıkartan biri değil sonuçta. Kendisi de video çekiyor. Onun da kanalında çok iyi düşünceleri var. Hani onun da kanalını takip ederseniz edebilirsiniz yani. Benim şeyde var. Adını unuttum, o köşede var. Sonra Emirhan var. Emirhan'ı tanımıyorsunuzdur. Ama sevgili
8 senelik en iyi arkadaşlarımdan biri. Cidden ilkokulda tanışıp, birinci sınıfta tanışıp şimdiye kadar arkadaşım işte hiçbir şekilde. Arada küsmelerimiz falan oldu. O da en fazla 1 saat sürmüştür. Hadi 2 olsun, tamam. En fazla zaten o da. Ne bileyim, onu da küsemiyoruz. Bir türlü küsemedik. Neyse. Sonra bakalım kim var. Bir saniye düşünüp gelmem lazım. Evet, düşündüm, geldim. Eda var, Sanem var, Özlem var. Yani Özlem'le bir süredir gene konuşamadık. Okullar ayrıldı. Böyle konuşmalar falan da şey yaptı. Kopmuş gibi oldu. Arada bir konuşsak bile. Yani çok konuşmuyoruz ama olsun. Onlar da hani Eda, Sanem ve Özlem de çekme deseler video çekmem. Ki ne bileyim, onlar önemsediğim insanlar. Önemsediğim arkadaşlarım. Bu kadar. Sanırım bu kadar. Cidden. Hani başka bir şey yok. Başka insan yok. Önemseyebileceğim başka insanlar yok. En azından bakalım şimdilik. Hani ki benim yakın arkadaş bulmam çok zordur. Cidden acayip zordur bu. Ben hani şu an bakarsak okulda herkesle, hani benle konuşan herkesle arkadaşmışım gibi gözükebilir. Çünkü arkadaşım. Arkadaş ama. Sadece arkadaş olarak kalıyoruz. Bu iyi arkadaş, dost, kardeş. Bu rütbelere yükselmek biraz zor benim açımdan. Hani insanlar bana kanka bile dese gerçekten diyebildiğim sayılı insan var zaten söylediğim gibi. Bakın 5 kişi arkadaş, zaten 2 kişi de annem ve babam olmak üzere, onlar da yani onlardan önemlisi olamaz herhalde kimse için. Dediğim gibi bu 5 kişi, o 5 kişiden fazlası yok benim için şu anlık. Ki zaten çok fazla arkadaş edinmeyi de seven biri değilim. He, tabii gidip konuşurum falan ama yakın arkadaş diyelim. Yakın arkadaş edinmeyi seven insan değilim. O kadar. Şu an başka söyleyebileceğim insan yok. Diğer videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Nasıl videoyu bitirdiğimi unuttum lan ben. Böyle arkadaş konularında biraz böyle sessizleşip duygusallaşıyorum sanırım. Acaba burcumdan dolayı falan mı lan? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bana bir şey oluyor böyle. Arkadaş konusu falan açıldığında. Ne bileyim, bir durgunlaşıyorum. Hüzünleniyorum falan böyle. Bir tuhaf oluyorum anlayacağınız kadarıyla. Her neyse o zaman arkadaşlar. Sese bakan uzun sesim. Şu an tam şu ikisinin arasında kaldığım için ses yankı da yapıyor. Sesim 2 katı fazla geliyor sanırım. Her neyse. Yine bir 20 dakikaya vurdurduk bunu. 14. 13. dakikalarında bitecekti ama olsun. Her neyse o zaman arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu vlogların gelmesini değil, gelmesi. Aynen, gelmesi için bana yorum atmayı unutmayın. Çünkü elimde konu olmayınca vlog gelmiyor. Vlog gelmeyince de saçma sapan böyle deliriyorum evde. Çünkü yine arkadaş konusuna bağlayacağım ama. Çünkü ya hani ne diyordum lan? Neyse, unuttum. Evet. İyi ki de unuttum çünkü çok uzun olurdu ihtimal video. Çünkü ben konuşmayı çok seven bir insanım. Her neyse, izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda ve vlog kanalımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne dedim? Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyordum? Bay bay.